Evet arkadaşlar, yeni bir World of Tanks videosuyla sizlerle beraberiz. Bana geldiler böyle, şu dedim premium tankları bir bakayım. Cüzdana biraz bir şeyler sıkışmış. World of Tanks'a para lazımmış. Wargaming'e para lazımmış arkadaşlar. Dedim ki ne alsam ne alsam, bütün tankları inceledim. Şu anki satılıkta olan premium tanklar içerisinde Thornwagon'ı aldım arkadaşlar. Thornwagon özellikleri beni gerçekten cezbetti. Ben şöyle bir tank arıyordum. Düşmana kafayı gösterdiğim zaman önden beni kolay kolay kimse delemesin. Bu tarz bir tank arıyordum. Buna da en uygun şu an premium tanklarda da aynı zamanda para kasabileceğim, klanla beraber maçlara girerken birlikte iyi işler çıkarabileceğim bir tank arıyordum. Özelliklerine baktığım zaman Thornwagon'da karar verdim. Thornwagon'da da gördüğünüz gibi biraz mürettebat kitapçı ödüllerim vardı, sağda solda birikmiş. O ödülleri kullanarak da mürettebatı hızlı bir şekilde kastım arkadaşlar. Önce size mürettebat becerilerini göstereyim. Bu tankın biraz görüş mesafesi ilk aldığımda çok düşüktü. Önce silah arkadaşlığını veriyoruz bütün tanklarda olduğu gibi. Ondan sonra durumsal farkındalık ve görüş mesafesini de yükseltmek için yine keşif veriyoruz ve şu anda görüş mesafemiz 404 metreye kadar yükseldi. Tabii ki bu komutan becerileri, deneyimleri yükseldikçe daha da yukarıya doğru çıkacaktır. Ki daha şu %100 olmadı keşif. Burada da nişancıya da arkadaşlar vermiş olduğumuz beceriler yine silah arkadaşlığının yanında tam isabet ve anlık atış, hareketli kule atışını, anlık atış oldukça işimize yarıyor arkadaşlar. Onu da mermi dağılımını düşürmek için taktık. Arkadaşlar sürücüye de tankımız biraz hantal bir tank olduğu için arazi direncini sönümlendirebilmesi için yine silah arkadaşını verdikten sonra arazi sürücüsünü verdik. Burada da yine hareket halinde ateş edebilmek için konforlu yolculuğu beceri olarak verdik. Bunlar şu an %79'da, %80'e doğru gidiyor komutan becerileri. Bunlar %100 olunca tabii buralar biraz daha güzelleşecek. Şimdi tankımızın, ya ben bu premium tankı 210 lira gibi fiyata aldım. Yalnız yanında dublon ödülleri ve 5 milyon krediyle beraber aldım. Toplamda 400 küsür lira para verdim bu tanka ama öyle alınca çok daha ucuza geliyor. Yani 250 liralık tank, yani normalde totalde ödediğiniz para %20 daha ucuza geliyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim çünkü 5000 altın ve 5 milyon kredi artı tank artı bir aylık premiumla beraber yaklaşık yani 400 lira gibi fiyata geldi. Çok bir fiyat değil gerçekten. Profilinizi ilerletmek açısından bayağı bir fayda sağladığını söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar Tarkan'ın ortalama damage'i 400. Yanıcı mermiyle eğer hafif tank denk getirirseniz 500'ü görüyor. 500-550 vurabiliyor ama onun dışında normal delici mermilerle normal delici mermilere sıktığınızda ortalama damage'iniz 400. Ortalama delmesi 248 ki bu iyi bir rakam. 248 olması güzel. Tankın tek bir dezavantajı var arkadaşlar. 8 seviye bir tanka göre zırhını vermişler. Önden delinmesi çok zor bir tank ama en kötü yanı yükleme süresi çok yüksek arkadaşlar. Yani 8 seviye bir tanka göre ben bunun 10 saniye olmasını isterdim. Tamam, Amerikanlar gibi 7-8 saniyelere düşürmek absürt olur. Çok yargı dağıtır. 10 saniye, 10,5 saniye yükleme süresi olmasını isterdim. Ya da ne bileyim 11 saniye de olabilir ama 12,3 saniye biraz yüksek kalıyor. Bu tankı rakipler delmek isterse arkadaşlar şu kulenin tepesini, eğer çok aşağı doğru eğim alırsanız kulenin tepesini görürlerse şu kulenin tepesinden sizi delebilirler arkadaşlar. Ama bakın gördüğünüz gibi kule zırhı önden 280 milim. Yani sadece kafanızı göstererek kayanın arkasından veya herhangi bir yerden sadece kafanızı göstererek rakibe sıktığınız zaman şuradan sizi delmesi neredeyse çoğu tankın imkansız. Hani ağır 10 seviye 9 seviye tank avcıları haricinde veya belli başlı tanklar haricinde 280 milimlik bu ön taretten sizi delmesi gerçekten çoğu tank imkansız. Fakat kule zırhı yanlar 90 milim arkadaşlar. Hani az değil ama çoğu tankın delebildiği bu seviyede 8 seviye 9 seviye maçlarda, hatta 7 seviye maçlarda da çoğu tankın yandan sizi delebilmesi mümkün. Fakat çok ufak bir alana sahip olduğu için
Yani hareket halinde tutturabilmeleri de biraz zor açıkçası sizi ve bir açıda gidiyorsanız da sektirebilmesi de mümkün oluyor bazen. Ama en kötü yanı mesela yukarıdan sizi görüyorsa şuradan belki delebilir ama bu açı da yine dar olduğu için düşmanın da tutturması kolay değil. Gövde zırhına gelecek olursak arkadaşlar, gövde zırhı ön taraftan 260 milim arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey var. Keşke şu gövdeyi biraz daha sivri yapsalarmış. Çünkü burası böyle düz olduğu için, düz açıda olduğu için sizi karşıdan gören herhangi bir tank şu alttan delemese bile, şu alttan delemese bile burası düz olduğu için 200 260 milim, 270 milim, 280 milimi delebilen tanklar sizi şuradan çok rahatlıkla delebiliyor arkadaşlar. Ama önden genel olarak biraz hafif aşağıya doğru açı verirseniz buradan delmesi sizin yine çoğu tankın çok zor. O açıdan dayanık gücü çok yüksek. Zaten biraz sonra oynayacağımız videoda bu tankın neler yapabildiğini hep beraber göreceğiz. Ha, mürettebat olarak sadece 3 tane mürettebatı olması bir avantaj gibi gözükebilir bazı açılardan. Ama madem bu kadar güzel bir tank yapıyorsunuz, yani şu aşağıyı biraz daha sivri yapsalar da ön taraftan sektirmesi mermileri daha rahat olsa, delinmesi daha zor olsa güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Arka tarafta zaten çoğu tankta olduğu gibi bunda da zırhı çok düşük. Kule zırhı sadece arkadan şurası 75 milim, hani az değil ama çok da değil. Çoğu tank delebilir ama tutturması zor çünkü çok dar bir kulesi var. Hareket kabiliyetine gelecek olsak bu tankın en kötü yanlarından biri arkadaşlar. Gerçekten ufak bir tank olmasına rağmen ağır tanklar içerisinde zırhın kalınlığından dolayı tank biraz hantal kalıyor arkadaşlar. Ben bunu şurada donanımda bazı arkadaşlar tasvip etmeyebilir ama motor gücü hızlı bir şekilde konum alabilmek için çok önemli bu tanklarda. Çünkü gerçekten hızlı bir şekilde konum almanız gerekiyor. Bu tankla öyle ortalarda gezemezsiniz. Sizi çaprazdan yandan gördüler mi avlayabilirler. Ondan dolayı konumlanma çok önemli. Ha, ilerleyen zamanlarda komutan becerileri geliştikten sonra belki şunu kaldırıp veya bunun Kayra versiyonlarını da takabilirim. Başka bir şey de olabilir. Ya yani mesela şurada iyileştirilmiş Kayralar var. İyileştirilmiş havalandırma onun yerine takabilirim. Ne bileyim şunu söküp iyileştirilmiş yenilikçi yükleme sistemi takabiliriz. Arttırmış şunu yine upgrade ettiğimizde bunu takabiliriz. Kayra olarak bunları takabiliriz arkadaşlar. Bunları bu şekilde upgrade ettiğimiz zaman bu özellikler çok daha güzel yükseltmelere dönecektir. Burada yönergelerden de maça girdiğinizde burada ekstradan bir havalandırma veya ekstradan düzenli cephanelik verdiğiniz zaman o zaman bu tankı full anlamda çok rahat, keyifli bir şekilde kullanabilirsiniz. Premium bir tank olduğu için arkadaşlar size rahatlıkla para kastırabildiğinden dolayı kahve ve tarçınlı böreğe 20.000 kredi ben aşağı yukarı her maçta veriyorum. Çünkü şu an komutan beceri ve donanım özellikleri çok yeni olduğu için bu bana ekstra bir katkı sağlıyor. Ki bunları da fulledikten sonra yine bunu takarsanız ki kredi sorunuz yoksa eğer çok keyifli maçlar çıkartabilirsiniz. Ya şunu söyleyeyim size. Düşmanın sizi gördüğünde ya ben bu tankı delemeyeceğim. Bu ne biçim tank lan, tipe bak. Neresinden vuracağım bunu? Hiçbir şeyi gözükmüyor. Kulesi yok, gövdesi gözükmüyor diye sadece sizi gördüğünde geri kaçması ve size sıkıp sıkıp delemeyip geri kaçması inanılmaz bir hazmış. Bu tankta bu keyfi yaşadım. O yüzden verdiğim para helal olsun diyorum. Yani bir tankın gerçekten sizi görüp bugüne kadar hep diğer kullandığınız tanklarda mesela Lansancı kullanırken işte Progetto kullanırken, Alman medium tanklarını kullanırken sizi görüp de geri basmayanlar veya T29, T32 kullanırken sizi görüp de geri basmayan tanklar Thornwagen'ı görüp sizi geri bastığında ve sizi delemediklerinde, çok iyi tanklar bile sizi delemediğinde bu hazzı yaşamak inanılmaz keyifli oluyor. BZT 176 bile çok düşük hasarlar verdi. Yani o hayvani topuyla 20 şey 200 300 150 350 falan vurabiliyor sadece, o da hani maksimum görebildiğinde. Çünkü herkese biliyorsunuz BZT 700 800 vuruyor, haritada yargı dağıtıyor ama ön kulesinden birebir onunla kapışabilecek seviyede bir tank olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki BZ'nin hareket kabiliyetini saymazsak.
Hareket kabiliyeti açısından motorcu 538 beygir. Yani bu en azından bir 600 beygir yükseltilebiliyor olsaydı çok daha performanslı, efektif bir tank olabilirdi. Sonuçta bu premium bir tank. Sinyal mesafesi açısından bir sorun yok arkadaşlar. Görüş mesafesi biraz düşük kalıyor şu an. Görüş mesafesini 440 metreye kadar yükseltebilirsek bizim için ileride çok daha keyifli maçlar olacaktır. Tom Wagen dediğim bir premium bir tank arkadaşlar. Şu an silah deposunda satılıyor. Benim premium dükkanda hiçbir karım yok. Aa, bu arada KV2R gelmiş. 193 lira gibi bir rakama bu tankı da alabilirsiniz. Benim Wargaming ile ilgili hiçbir karım yok bu işlerde. Zaten bilenler biliyor yani resmi olarak hiçbir işbirliğim yok. KV2R gelmiş arkadaşlar. Bu tankın teknik özelliklerini görmedim ama normal KV2'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. 193 lira gibi fiyata base paketi yani başlangıç paketi alınabilir. Vipera'yı aldık. Bir sonraki videomuz Vipera ile olacak ama Vipera'yı pek beğenmedim açıkçası. Şansımız pek yaver gitmiyor Vipera ile. Ama onunla da güzel bir video çekersem sizlerle yayınlayacağım. Tom Wagen burada arkadaşlar. Ben şu paketi almıştım. Nerede o? Bu 450 liralık paketi aldım ben. 1 aylık premium, 5 milyon kredi ve 5000 altınla beraber. Onun dışında burada sadece tankı alayım diyorsanız 207 lira gibi fiyatı var. Gerçekten bana uygun geldi. Çünkü çok güzel kredi kasabiliyorsunuz. Gerçekten donanım özellikleriyle beraber acayip kredi kasabiliyorsunuz. Burada ise ekstradan size verdiği ödüllerde 30 tane Tom Wagen için 5x DP görevi veriyor ayrıyetten. Yani bunlarla da profilinizi acayip geliştirebiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz maçımıza geçelim. Yani tankın teknik özelliklerini anlattım. Bu tankın en önemli olayı zırh arkadaşlar. Zırhı çok iyi önden. Yandan bu kadar iyi değil. Ben anlamadım. Hani bu kadar motor gücünü hantal olan bir tankta sadece gövde zırhında ön taraf ve kule zırhının iyi olması tankın nasıl bu kadar ağırlaştırıyor? Ben onu anlamadım. Motor gücü biraz daha iyi olabilirdi. Ya da ne bileyim gövde zırhı. Bakın yan taraflar 50 milim arkadaşlar. Yan taraftan sizi 6 seviye bir tanklar bile 5 seviye 6 seviye tanklar bile çok rahatlıkla delebilir. O açıdan biraz şanssız. Hani rakibe mümkün olduğunca yandan yakalanmamanız gerekiyor. Bu tankın olayı dikine arkadaşlar. Dikine burun gösterip kuleden milleti ayıklamak. Kuleden milleti ayıklamak, takımı ileri basmasını sağlamak tankın olayı bu. Topun eğim açıları eksi 10 derece ile 20 derece eğim açıları gayet yeterli. En üst seviye standart eğim açılarına sahip. Nişan alma süresi 2.06. Bu aldığınızda 2.80'lerde mi 2.60'larda mı öyle bir şeydi. Bunu biz 2.06'ya bu taktığımız özelliklerle beraber, personelle beraber ve donanımla beraber düzelttik. Dağılması 0.40 biraz fazla görünebilir. Uzak mesafede isabetsiz atışlar yapabiliyor ama orta mesafede gayet isabetli atışlar yapıyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz arkadaşlar Tom Wagen'la efsane bir oynanış videosu çıkarttım. Kendi rekorumu kırdığım çok güzel bir oynanış videosunu sizlerle paylaşacağım. Bu tankla neler yapılabileceğini en güzel örneğiyle size videoda göstereceğim. Hadi bakalım şimdi oynanış videosuna geçiyoruz. Orada görüşürüz. Bay bay. Evet, herkese yeni bir World of Tanks videosundan merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoya olan ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. World of Warships izleyicilerimiz sanmasın ki sadece World of Tanks videoları atacağım. Tabii ki World of Warships'in de en özel gemilerinin videoları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Ama kalibresi yüksek toplar tarafından önden delinebilir. Çünkü ön tarafında gövdede 260 milimlik 240 milimlik bir zırh var. Ondan dolayı gerçekten çoğu tank önden bile delemiyor ama ön taraf sivri olmadığı için mermileri sektirmesi zor. Direkt ön ortadan vuran bir insan bu tankı güçlü bir delişi varsa eğer delebiliyor. Fakat hafif aşağı doğru eğim verirseniz ve sadece ön kuleyi gösterirseniz rakibe burnu çok göstermeden biraz sonra videoda izleyeceğiniz gibi müthiş işler başarabiliyorsunuz. Şu an 6 level bir maça düştük arkadaşlar. 8 leveliz. 8 level maçta top tier'iz yani arkadaşlar. Maçta en yüksek level biziz şu an ama burada
Gerçekten çok şaşırtıcı performanslar sergiliyor Tom Wagen arkadaşlar. Premium bir tank kendisi. Premium tankın verdiği avantajla eğer maçı galibiyetle bitirdiğinizde inanılmaz güzel kredi kazıyorsunuz. Burada M4A1 gördüğünüz gibi orta seviye, gördüğünüz gibi delemedi. Ortaya sıkmasına rağmen delemedi. Burada güzel bir iş başardık. Burada ortadaki direnişi kırdık arkadaşlar ama adamların obüsleri buraya o kadar iyi yerleşmişler ki iki obüs birden bize bayağı bir çalıştı burada. Hani çok yüksek hasar veremediler ama ufak 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 derken bayağı bir obüsleri bizi yordu burada. Bakın Type 58 karşıdan sıktı bize. Vuramadı ama obüsçü yine bir 198 daha vurdu bize. Type 58'i yine sektirdik. Uzak mesafeden zaten çoğu vuramıyor. Sürekli spotta olduğumuz için. Bak geri çekil dedi. Burada şimdi olayı yapıyoruz bakın. 6 seviye ARL 44 var. Bir tane yapıştırdık ve ARL 44'ün atışını yine sektirdik. Obüsten kurtulmak için hemen bu köşeye sığındım. Buradan sadece kafayı göstererek oynadım arkadaşlar. Bakın. İKV-90'ı burada çok güzel gördüm. 400'ü yapıştırdık orada ona. Yani mermiler de çok isabetli gidiyor. Ama oyunun tabi RNG'si değişebiliyor. Bakın. Şurada bir tane daha mermi yeme pahasına gittim. ARL'ye bir tane daha yapıştırdım ve yangın çıkarttık. Çok ilginç bir şekilde. Ama obüsçü hala ve ARL ile beraber bize... Bakın ARL bize sadece 180 vurabildi. Ağır bir tank olmasına rağmen. Şu an kulemiz bozuldu. Kulemizi bir yaptıracağım şimdi. Servise götürdüm. Çok pahalı dediler. Ya inanılmaz bir maç oldu arkadaşlar. Zaten kendi damage rekorumu kırdım. İnanılmaz bir maç oldu. ARL burada hala kendini göstermeye devam ediyor. Ve benim arkamda da obüs desteğiyle beraber ARL'ye çıkıp vuruyorum. Ama burada kuleden işte kimseye yan göstermeyeceksiniz. Burada Jack benzeri kulem... Yan gösterdiği için kule yandan çok rahat delinebiliyor arkadaşlar. Kule sadece önden delinmesi çok zor. Burada ARL'yi görüyorum. Burada Jack Panzer'i görüyorum. Ve Jack Panzer'i tekrar yapıştırıyorum. Bizim obüsçüler de burada bana destek atmaya başladılar. Benim arkamdaki KV-2 nasıl öldü onu anlamadım. Bakın Jack Panzer'i tekrar mermisini sektirdik ve kaçmasına izin vermedik. Tekrar ona yapıştırdık. 12 saniyelik bir dolum süresi var. Biraz fazla. 12 saniye dolum süresi gerçekten biraz fazla. Burada bizi yoran Type 58 oldu ama Type 58 gerçekten kendini göstermeyerek sabrımızı sınadı burada adeta. Bizim obüsçüler de burada ona çalışıyor. Burada güzel bir direniş sergiledi. Beni adeta burada tuttu çünkü çok az canım var. Totalde bir 600-700 vurdu zaten bana. Şu an gördüğünüz gibi sadece 318 canım kaldı. Maç sonunda zaten istatistikleri görünce gerçekten tamam ya bu premium tanka bu para verilir diyeceksiniz. Ama bakın atış isabetini gördünüz. Çok saçma sapan dağılabilirdi. Bu sefer RNG de biraz bizden yana oldu. Obüsün 450'lik damage'ini sektirdik. Yani nasıl 450 attı onu da anlamadım bu seviyedeki bir obüs. Onu da aynı şekilde sektirmemiz güzel oldu. Obüsçüler full bize çalışıyor. Bizim takım da maşallah yani ölüyorlar da ölüyorlar. Ölüyorlar da ölüyorlar. FV-304'ü bizim RHM'nin alması çok güzel oldu. Type 58 orada yalnız kaldı. Rakipte bir tane T28 var arkadaşlar. T28 de adam sıkıntı yarattı bize resmen. Şu anda zaten adamın 3 tane kili var. Bizim de 3 tane kilimiz var bu arada. Zaten maç sonunda kafa kafaya kaldık onunla. Yani inanılmaz bir geri dönüş videosu olacaktı kazansaydık eğer. Çünkü önden söylüyorum bunu size. Yani böyle bir şey yok ya. Resmen maçtan sonra bir saat kendime gelemedim. Burada biraz fazla oyalandım. Dedim ki T28 arkadan bir yerden gelebilir. M48 de buralarda. Dedim biraz T28, Type 58 nasıl olsa buradan gelemez diye düşündüm. M48'e doğru döndüm burada. M48 de haritada gördükten sonra ona doğru bir ilerlemeye, raşlamaya karar verdim. Ben burada M48'e doğru raşladım.
M48 son anda bizim AMX'i aldı ama bizden oraya rushladığım için kaçamadı. Oraya yani haritayı okumak çok önemli böyle durumlarda arkadaşlar. Yani ben orada sabit kalmış olsaydım belki M48 bana gelip orada yara verebilirdi. Onu orada gafil avladık diyebiliriz. Şimdi buradan hemen tekrar Type 58'e dönüyorum. Type 58 burada benim o tarafa gittiğimi dönüp arkamdan gelmeye çalışmış olabilir diye düşünerek buradan tekrar geri döndüm. Beni arkalamaya çalışacağını düşündüm. Ki doğru düşünmüşüm. Bakın burada Type 58'i çok daha rahat bir şekilde alabilirdim. Birinci atışımı kaçırdım. Şu yükleme sürüsü 12 saniye 8 seviyede biraz yüksek arkadaşlar. Tamam, tank top ağır vuruyor, 400 vuruyor. 12 seviye yani 8 seviyeye göre aslında çok değil, az da değil. Standart bir vuruş ama yükleme süresi biraz daha kısa olabilirdi. Burada aradan görür müyüm diye düşündüm ama aradan da göremedik. Burada Type 58'in üzerine basmaya karar verdim arkadaşlar. Gerçekten bu Type serisi beni benden alıyor. Bakın tekrar bir atış daha kaçırdım. Tam sıkacağım esnada tank çukura mı girdi, bir şey oldu, eğim bozuldu orada. İkinci atışımı kaçırdım. Normalde bu iki atışta şimdiye kadar bunu çoktan kesmiş olmam gerekiyordu. Burada bir tane yapıştırdık, 391. Type 58 hala bana şu an sıkamıyor çünkü sadece kafayı görebiliyor, kuleyi görebiliyor. Bu da tekrar Type 58'in üstüne rushladım. Bakın şu 146'yı yemeseydik iyiydi. Çünkü alttan gördü. Type 58'in deliş gücüne de hayran kaldım bu arada. Çünkü bu tankı alttan delebilmesi çok zor. 240 milim mi 260 milim ne zırh var ön gövdede. Yani buradan hala beni nasıl delebildiğini anlamış değilim yani. Biraz da şansı yaver git diyelim. Bakın T28'i burada gerçekten çok iyi deldik. Tam yan tarafından. Ve maç kafa kafaya kaldı arkadaşlar. Eğer o Type 58'den o 146 hasarı yememiş olsaydım, can puanım şu an hala 300'ün üzerinde olmuş olsaydı belki bu maçı kazanabilirdik. Biraz da benim hatam oldu. Bakın Type 58 T28'in 400 damage'ini sektirdik ki T28'in damage'ini sektirmek kolay bir şey değil arkadaşlar. Zırhımızın burada faydası ama oyunun saçmalıkları işte. T28'in mermisini sektiriyorsun. Type 58'in sektiremiyorsun. Yani ilginç. Burada da kendimi aradan gösterdim. Bu sefer sektiremedik. Maçı ucu ucuna kaybettik. Ama yani o kadar keyif aldım ki bu maçtan. Bak adam bana noob diyor. Ben maçta 5 tane kill almışım. 4000 küsür hasar vurmuşum. 800 de spot damage'im var. Adam bana nope diyor arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani kendisi bütün maç oynamamış. Buraya bak, aldığım madalyalara bak arkadaşlar. Tank ası aldım, cengaver aldım, usta nişancısıydı, cartıydı, cürtüydü, yüksek kalibresiydi. Yani tamam 6 level maça düşmüş olabiliriz ama Type 58 de 6 level bir tank sonuçta, çatır çutur deldi bize. Yani bana hiç vurmadıysa 1K'ya yakın damage vurdu Type 58. Ondan biraz daha kurtulabilseydik eğer, bakın T28'in delemediğini Type 58 deldi. Çok ilginç anlar yaşadık maçta. Ama kesinlikle hani benim hiçbir faydam yok bu videoda kendi adıma. Eğer bir tank almak istiyorsanız şu an Tom Vargan bence tam zamanı. Kesinlikle tercih etmelisiniz. Ha, çok satış olursa belki tankı nerfleyebilirler bazı özelliklerini ama zaten tankın en önemli özelliği bu kulenin önden delinemiyor olması. Çok zor bir şekilde 275 milimlik zırh var kulede. Ama yan tarafından azıcık yan gösterirseniz kuleye sizi çok rahat delebilirler. Yani düşmana yandan yakalanmamanız gerekiyor bu tankla. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoya like atmayı unutmayın. Kanala destek olmak için like'larınız çok önemli. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.